dış kuvvetlerin yer şekilleri üzerindeki etkilerini inceleyelim. Rüzgar, buzul, karstlaşma ve dalga da yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetler arasında yer alır. Rüzgarlar kuvvetli şekilde eserken, çarptığı yerlerden parçacıklar kopartır. Hızının azaldığı yerde ise taşıdığı bu parçacıkları bırakır ve biriktirir. Rüzgarların yapmış olduğu her iki faaliyette yeni bir yer şeklinin oluşmasını sağlar. Yani rüzgarda akarsu gibi aşındırma ve biriktirme faaliyeti yapar. Rüzgarların biriktirme faaliyeti sonucunda, yani bünyesindeki kum, çakıl ve daha küçük unsurları taşımaya gücünün yetmediği yerlerde biriktirmesiyle löz, kumul ve barkanlar oluşur. Löz, rüzgarın taşıdığı ince malzemelerin birikmesinden oluşan topraklardır. Barkanlarsa ayın hilal biçimindeki haline benzeyen kumlardır. Ayrıca rüzgarlar esme yönüne dik, enine kumulları, esme yönü hizasında da boyuna kumulları oluşturur. Rüzgarın aşındırma şekillerine gelince, rüzgarın aşındırma şekilleri mantar kaya, şahit kaya, yardang ve tafonidir. Bunlardan mantar kaya, rüzgarın yerden süpürülerek taşıdığı kum ve çakılların, kayaçların dirençsiz olan kısımlarına çarpması sonucu aşındırma yapmasıyla oluşur. Şekli mantara benzediğinden mantar kaya ismi verilmiştir. Şahit kayalarsa kurak bölgelerde yer alan ve farklı dirençteki kayaçlardan oluşan yeryüzü şekillerinin direnci daha az olan kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılmasıyla meydana gelir. Şahit kaya denmesinin nedeni ise çok yüksek olup tek başlarına dik bir şekilde durmalarından dolayıdır. Yardanklar da dirençli ve dirençsiz tabakalardan oluşur ve dirençsiz kısımlar rüzgar tarafından aşındırılır. Tafonilere gelince, kayaların dış kuvvetlerin etkisiyle çözünen kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılıp süpürülmesi ve kayaların yüzeyinde oyuklar oluşmasıyla meydana gelirler. Siz de rüzgarların hangi bölgelerde daha etkili olduğunu araştırın.